Arkadaşlar selamlar. 2023 TYT'ye girecek arkadaşlarım. ikinci denememize geçiyorum. Birinci denememiz videomuzu yüklemiştik zaten. Şimdi birinci sorumuz şöyle gelmiş. Tapates adı verilen halılarıyla bilinen Anadolu uygarlığı hangisidir? Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar, İonyalılar. Bu verdiğim şıkların hepsi de zaten Anadolu uygarlıkları. Şimdi bunlar arasında arkadaşlar tapatesleri yapan Frigler'dir. Ve bizim Frigler'le ilgili bazı bilgileri bilmemiz lazım. Mesela Frigler'in başkenti. Bunu bilmek zorundasın. Neresi Friglerin başkenti? Hemen cevapla bana. Gordiyon kenti. Arkadaşlar Gordiyon günümüz Ankara Polatlı'da bulunan o bölgede bulunan bir başkentmiş. O dönem Friglere merkezlik yapmış. Bunun dışında Frigler arkadaşlar ilk liderleri, kralları Gordios dikkat edin en ünlü hükümdarları, liderleri ise eşek kulaklı Midas'mış. Bakın buraya da görselini koydum. Hikayelere, destanlara konu olmuş bir isimdir Kral Midas. Bunun dışında mesela AYT sınavı için önemli olabilir. Friglerin bir ana tanrıçaları var. Bereket tanrıçaları. Onun ismi de nedir? Kibeledir. Biz bunu da öğrendik. Peki şöyle sorsa, Friglere kim son verdi? Frigleri kim yıktı? Böyle bir soruyla karşılaşırsan Frigleri kim yıktı? kimmerler yıktı. Tamam mı? Kimmerler yıkmış. Bu da aklınıza kalabilir. İkinci sorum şu. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi ilk Türk devletlerine özgüdür? İslam öncesi Türk devletleriyle özdeşleşen bir kavram. Arkadaşlar bakın. Sultan bir hükümdarlık ünvanıdır ve Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra bu ünvanı kullanır. Hatta biz ne diyoruz? Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut'tur. Yani Sultan Mahmut. Ama Osmanlı'da Sultan ünvanını kullanan ilk padişahımız sorulursa ona da Orhan Gazi diyorsunuz. Bu İslam'la özdeşleşen bir kavram. Arkadaşlar Şah yine Türklerin İslam'ı benimsemesinin ardından kullandıkları bir ünvandır. Ee, Osmanlı'da kullanılmıştır Şah ünvanı ama en çok kullanıldığı ülke e, herhalde neresidir? Safaviler'dir. İran Şahları vardır ya Safaviler'de İran'da kurulduğu için Şah ünvanı Safavilerle özdeşleşir. Hilat halife tarafından hükümdarlara gönderilen hediyelere ve aynı zamanda elbiselere hilat denilir. Hilat bir hükümdarlık sembolüdür. Tamam mı? Halife hükümdara hilat gönderirse, o giysiyi gönderirse onu tanımış, meşrulaştırmış olur. E, bu da halifeden bahsediyorsam e, mantık olarak İslamla alakalı bir kavramdır. Menşur yine İslamla alakalı bir kavram. Neden? Çünkü menşur bir onay belgesidir. Bu onay belgesini de halife gönderir. E, dolayısıyla bu da İslamla hayatımıza girmiş bir kavram. E, arkadaşlar burada şanyu ya da tanhu bir hükümdarlık ünvanıdır. Ama Asya Hunlarında kullanılan bir hükümdarlık ünvanıdır. Dolayısıyla eski Türk devletlerine özgü olan hangisi olacak? Şanyu ünvanı. Ne anlama geliyor Şanyu ve Tanhu? Ee, sonsuzluk genişlik anlamına geliyor. Sonsuzluk ve genişlik anlamına geliyor. Arkadaşlar 1853-56 yılları arasında Kırım Savaşında Osmanlı Devleti'ni destekleyen devletler arasında hangisi yoktur? Hangisi bulunmaz? Şimdi ben şuraya güzel büyükçe bir ÖSYM yazayım. Neden? Çünkü Kırım Savaşı ÖSYM'nin sınavlarında çok kullandığı bir savaştır. Bir kere 19. yüzyılda yapılmış bir savaş. 1853-56 yılları arası. Osmanlı ile Rusya arasında yapılıyor bu savaş tamam mı? Ve Osmanlı bu savaşta Avrupa'nın desteğini alıyor. Osmanlı'yı destekleyen devletler hangileri olmuş o dönem çıkarları gereği? Piemonte Krallığı günümüzde İtalya diyebilirsiniz. Avusturya İngiltere, Fransa. Osmanlı'nın yanında yer alıyor. Peki savaş zaten kimle yapılıyor? <laughs> Rusya ile yapılıyor. Dolayısıyla cevabımız burada Rusya olur. Ama ben burada size ek bilgiler vereceğim. Bunu da not almanızı istiyorum. 1. Osmanlı Devleti ilk defa bu savaş sırasında dış borç alıyor. Bu çok önemli. Hangi devletten almışız ilk dış borcumuzu? İngiltere'den. Peki hangi padişah dönemine denk geliyor bu gelişme? Padişah Abdülmecit Mecid dönemi. Demek ki Kırım Savaşı'nın yapılması da ilk dış borcu almamız da Abdülmecit zamanıymış unutma. Peki bu savaşın bir ayrıntı güzel bilgisi daha ÖSYM'nin yine sorduğu bir bilgi. Arkadaşlar Florence Nightingale diye bir hemşire var. Dünyada modern hemşireciliğin kurucusu olarak biliniyor Florence Nightingale. Bu kadın İngiliz bir hemşire ve geliyor bu savaş sırasında Osmanlı askerleri de dahil İngiliz yaralılarını tedavi ediyor. Ve elinde lambayla hizmet verdiği için karanlıkla, karanlık dar koridorlarda elinde lambayla Hizmet verdiği için Osmanlı topraklarında lambalı kadın olarak namını duyuruyor. İşte biz Florence Nightingale'in Kırım Savaşı sırasında faaliyet gösteren bir hemşire olduğunu bileceğiz. Ve aynı zamanda dünyada modern hemşireciliğin kurucusu dediğimizde Florence Nightingale aklımıza gelecek. Günümüzde dünyada yüzün üzerinde hastanesi var arkadaşlar. Florence Nightingale Hastanesi buna dikkat. Peki Burada öğrendiklerimizi lütfen not edin. Çok önemliydi. Her söylediğim çok önemliydi. Diğer soruya geçiyorum. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda Osmanlı Mebusan Meclisi'nde son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak-ı milliyi kabul eden grubun ismini sordum. Bu da benim sınavda AYT'de bekleyeceğim bilgilerden bir tanesi bu mebusan meclisi süreci meşrutiyetin ilanı birinci meşrutiyet ikinci meşrutiyet ve bu süreçte mebusan meclisinin aldığı kararlar misak-ı milli'nin kabul edilmesi bunlar bize çok soru getirmiş o yüzden dikkatli dinleyin. Osmanlı Mebusan Meclisi açılıyor arkadaşlar. Hatta Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması daha önce Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Amasya görüşmelerinde gündeme gelmişti. E, açılınca da burada Felahı Vatan diye bir grup kuruluyor. Bu Felahı Vatan grubu misakı milli kararlarını kabul ediyor. Ben size bu sorunun cevabını Felahı Vatan grubu olarak bilmenizi istiyorum ama şimdi... E, sayfaya bu görseli e, bir tane ne yapacağım post yerleştireceğim arkadaşlar sizden o postu incelemenizi isteyeceğim çünkü o postta burada anlatamadığım uzun süreceği için e, sizi sıkmamak için anlatamadığım ama çok önemsediğim e, bilgiler var orada ne yazıyor e, misak-ı milli'den verilen tavizler misak-ı milli kararları neleri kapsar bununla ilgili bir kodlama veriyorum e, onu özellikle incelemenizi istiyorum arkadaşlar ee, sorumuzun cevabı a seçeneği oldu. Peki buradan başka nasıl bir soru gelebilir? Mesela şöyle sorabilir. Ee, birinci TBMM biliyorsunuz. 23 Nisan 1920 tarihinde açılıyor ve TBMM'nin içerisinde de bir sürü grup açılacak. Çünkü 1. TBMM'de siyasi partilere yer verilmiyor. Ayrılık, bölünme olmasın diye. Bu soruyu şöyle de sorabilir. Birinci TBMM döneminde açılan, var olan, kurulan gruplar arasında hangisi bulunmaz der. Bu sefer de cevap Felahı Vatan grubu olur. Nasıl olur? Birinci e, TBMM'de Tesanüt grubu var, müdafaa Hukuk grubu var, Yeşil Ordu grubu var, İstiklal grubu var. E, tamam da bunlar birinci TBMM'deki gruplar. E, Felahı Vatan Osmanlı Mebusan Meclisi'nde var olan bir grup. Lütfen buna dikkat. Peki son soruya geçiyorum. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son hükümet başkanı Kimdir? Şimdi öğrencilerde şu karıştırılabiliyor. Bakın arkadaşlar hükümet başkanı demek aslında günümüze göre, günümüz şartlarında düşünürsek başbakan demek. Peki Osmanlı'da başbakan var mı? Hayır. Osmanlı'da başbakanlık görevi bu işi yürüten sadrazamdır. Dolayısıyla aslında bu soruda Osmanlı'nın son sadrazamını soruyorum ama sadrazam demiyorum da hükümet başkanı diyorum. Çünkü ÖSYM bunu bu şekilde sormuştu. O yüzden dikkat et. Osmanlı yıkıldığında o dönem sadrazam yani hükümet başkanı kimdi? Arkadaşlar Ahmet Tevfik Paşa. Bu Ahmet Tevfik Paşa Osmanlı'nın son sadrazamı. Ee, Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar bu hükümet başkanları yani sadrazamların önemli dönemleri oluyor. Mesela Ali Rıza Paşa da önemli bir sadrazam. Onun döneminde de Amasya görüşmeleri yapılmış ve temsil heyeti İstanbul hükümeti tarafından resmen tanınmıştı. Mesela Damat Ferit Paşa Sevr Anlaşması imzalandığında o dönem hükümet başkanı Damat Ferit Paşa'ydı. Bu bilgilere lütfen ek olarak dikkat edin arkadaşlar. 3. denememizde bomba gibi görüşelim. Bu deneme serisi güzel oldu. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin. E, yorumlarda e, bilgi verebilirsiniz. Ekstra kendi aranızda e, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'da e, videolarımıza da etkinlik kazandırmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.